Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda attığım en güzel goller, çalımlar, bazı kaçan pozisyonlar. Çalımla kaçan pozisyon az ama yine de onlardan da ekledim. Onları size izletmeye, yorumlamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Lafı uzatmadan direkt pozisyonlarımıza geçiyoruz. ilk golümüz hakim Ziyehle geliyor. Ziyehle klasik bir top çekme ardından Rabona ile bitiriş. Rabona golleri bu videoda çok olacak galiba. Bir yerde de tekrarlar olacak maalesef. Yine hakim Ziyeh bu sefer top kaldırma çalımıyla. Topu ileri doğru yapıp Leike'ye basılı tutuyorduk galiba. Çok işe yarıyor. Bu gol Anderson Taliska'nın. Zaten Taliska'yı sadece bu goller için yapmıştım. Yani böyle atacağını bekliyordum. Ki öyle de oldu. O yüzden pişman değilim hala takımda. Yine farklı bir açıdan aynı gol. Çaprazlardan sol ayağıyla plaseyi vurduğu zaman zaten %90 artık gol oldu demektir. Yine aynı şekilde bir Taliska golü. Bu sefer Sedov'la Frikik barajdan dönmüştü. Ama kısa bir pas yaptıktan sonra hemen sonla galiba indirmiştim. Topu bir kere yumuşattıktan sonra ayağıyla değil bileğine gelmiş. Biraz da şans ama tam köşeye doğru çok güzel bir gol olmuştu bence. Bu sefer doğrudan bir free kick golümüz. Kalede Donnarumma var. Sedorf tam böyle direkt dibinden aşağı doğru bırakınca zaten gol olması kolaylaştı. Bu hafta son liginden. Hepiniz yaşıyorsunuzdur. Son vuruyor direk. Sissoko vuruyor direkt. Sonra kontra takmıyoruz. Gol geliyor. Artık alıştığımız şeyler. Bu Mbappe ile kısa bir ara pasının ardından hemen Rabona ile bitiriciliği. Bu sefer kalecinin tuttuğu köşeye yine direkt dibine. Hatta bu direkten de aynen. Tam direğin olduğu yerden hop, çok rahat bir gol. Burada Mbappe yani topu çok seri tutuyor ve şutunda direkt atıyor diye bunu koymak istedim. Çünkü etrafında defans oyuncular olmasına rağmen ufak bir çalım, hemen bir top çekme ve gol. Sıradaki gol asist poptan geliyor. Takım presini açmıştı. Bir oyuncuyla pres yapınca bir kişi boşta kaldı. Topu direkt ileri bırakınca zaten Atal için sadece bitirmek kaldı. Bu Sedorf'la attığım bir gol. Yine bir duran top golü. Ama bu sefer doğrudan kornerden gördüğünüz gibi çok iyi geliyor. Kaleci dokunuyor ama zaten çizgide artık yapacağı hiçbir şey yok. Sedorf işi çoktan bitirmişti. Yine Sedorf'la attığımız bir free kick golü. Yine köşeye yine direkten yine direkt dibinden. Bu maalesef golle bitmeyen bir ataktı galiba. Deminki çalım evet burada Yine Sedov güzel çekti. Yine golle bitmedi. Mbappe ile çok iyi bir bacak arası ama bu da golle bitmedi maalesef. Talihsizlik. Bu Kostic ile attığım gol. Kostic daha deneme zamanı 10 saat deneme hakkımız varken oynadığım maçlardan attığım ilk goldü. O yüzden eklemek istedim. Bu biraz oyun hatasından kaynaklı. Şimdi yakın çekim olması lazım bunun. Sane geliyor. Top barajın içinden direkt yani adamın omzunun içinden geçiyor. Kaleci dokunsa da gol. Bu ama bu tertemiz mükemmel bir goldü. Tam köşeye. Geçen sene de Sanen'in 95'lik Bayern Münih kartıyla böyle goller atıyordum. Bu sene de oyunun başında kullanıyorken 85'lik kartıyla yine frikikleri çok rahat atabiliyorum. Size de öneririm. Bu paslaşma açısından güzel bir goldü. İki kişi paslaşınca hızlı hızlı herkes ortaya yöneldi. Adama kanatta bomboş kaldı ve çok yumuşak bir aşırtma golüyle güzel bir gol bulmuş olduk. Bu bir tane de röveşata golü olsun istedim hiç yok çünkü video boyunca. Böyle basit de olsa yine adamın estetik bir golüydü ve bence güzeldi de en azından vuruş açısından. Yine Ronaldo gibi sevinme bu sefer. Evet bunu da Balotelli'den dolayı ekledim. Çoğunuz biliyordur Manchester City'deyken bunu denerken avuta atıp oyundan çıkmıştı. Ben şansımı attım iyi ki. Yine ortadan paslardan sonra Adama'yı kaçırdım. Bir pozisyon ve yine golle bitti. Bunları çok yapıyordum ama şu an oyun o kadar seri akmıyor maalesef. Artık oyunu böyle oynamak imkansız gibi. Martinez, Rabona, Kaledaryola ve Bacak Arası. Martinez'ler Rabona golleri çok var. Yani şöyle yine bir Rabona'sı. Bu sefer kalede Alisson Becker. Ama tam köşeye sert vuruyor ve kaleci zaten hiçbir şey yapmıyor Alisson. Oyunda kötü bir kaleci. Bu sefer sahne. Bu da ekleme sebebim. Haversin birden hiçbir sebep yokken Van gibi uçması. Belki daha normal bir şut da atabilirdi. Bu seferki pozisyonumuz Van de Beek'le. Yine oyunun başlarında kullandım ve çok etkili olan bir karttı. Gerek hücumda gerek defansta. İşime çok yarıyordu. Başka var mı? Evet. Yine Martinez'le bu sefer adamları çalımlayarak gidip önünde de Chris Smalling vardı. Yani belki onun zamanlaması, belki oyunun hatası yine bir şekilde gol olmuştu. Önceki golün tekrarı. Bu arada şey söyleyeyim. Bu perşembe galiba ödül videosu yükleyemeyeceğim. Çünkü ne hafta sonu ligi oynadım ne de division levels oynadım. Yani oyun çok kötü akıyordu. İnternetimde de galiba sorunlar. Bu yüzden dolayı oynayamadım. Yani pazar günde tüm maçlar yetişmeyeceği için belki perşembe akşamına kadro kurmaları yaparsam onlarla bir paket videosu yükleyebilirim. Ama onun dışında maalesef bu hafta ödül videomuz büyük ihtimalle olmayacak diyebilirim. Van de Beek'in golü yine bir tekrardı. Evet Martinez'inki de tekrar galiba son tekrar. Çünkü daha önce Rabona gollerini bir araya toplamıştım. Ee, videoları karıştırınca başka bir tanesi yerine eklemişim. O yüzden böyle bir sorun çıktı. Bu farklı bu sefer Sané'nin bu tam Rabona'ydı ama. Yani diğerlerinde ayakları falan bir garip görünüyordu da Sané direkt Diğer tarafa doğru ayağıyla vurarak golünü attı. Bu dikkatli bakmak lazım. Çünkü kaleciye bakmadan biraz sağa kaydırarak pazara yollarken kaleye de yine bakmadan çok iyi bir gol atıyor. Vidra'ydı galiba. Gümüş Haftan takım oyuncusu. Kaleci yolladı. Kendisi arkasına bakıyor ve kaleye golü bırakıyor. Çok estetikti. Bu Havertz. Evet Havertz'in ne no golü. ile böyle çok gol attım ya bir adam. Yani bayağı etkiliydi benim için. Adam Traore ile bir gök hareketi ceza sahası iç içinde ve ardından voleyle bitiriş. Bu Sisokko ile bunu zaten e, maç videosunu izleyenler görebilir. Hafta sonu ligi maçlarını oynadım. Orada vardı diye hatırlıyorum. Zaten oradan bir kesit. Bu sefer Ben Yeder, Adama, Dembele. Bu yine hafta sonu ligi videosunda olması lazım. Dembele'nin bakmadan bitirişi yine. Bu sefer Ben Yeder'le bakmadan değil bakarak ama tam böyle, tam bitireceği noktaya yani yine direğin tam dibine doğru çok ucuz ufak bir farklı atmıştı. Sedorfla böyle goller zaten çok fazla oluyor. Taliska için demiştim. Sedorf da aynı. Şut gücü yüksek oyuncularla böyle plaseleri rahat atabilirsiniz. Yine Sedorf. Böyle ufak bir ayakla yanıltmadan sonra topu çektik. Yine köşeye plaseyi bıraktık. Zaten bunlar tutamıyorlar neredeyse hiç. Her hafta sonundaki Sedorf'un bu golleriyle geçiyor benim için. Bu çok iyi. Falsosu da çok iyiydi. Top mükemmel dönüyor. Yani bu golü sürekli ziyasım geliyor. Yine... Ben Yeder, Mbappe ve Sedorf'u araya kaçırmıştım. Bu sefer kalede Neuer ama fark etmiyor. Yine Sedorf, yine Sedorf. Yine atıyor golünü. Bu sefer Mbappe ile evet bu da son golümüzdü. Bir gök ve voleyle ile bitiriş. Ve... Bana göre videonun yıldızı olan Sedorf videoyu bitirmek istedim. Defans Forta'sı oynamasına rağmen 294 maçta 154 gole doğrudan katkısı var. Müdahaleleri de çok iyi yani oyun içinde gayet iyi bir kart. Zaten videonun en iyi pozisyonda bence kornerden attığım goldü yani. Siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz en çok hangisini beğendiyseniz ya da hangisini gereksiz bulduysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Son videolarda da bir beğeni ve izlenme düşüşü de oluyor. Bu yüzden destek olmak amacıyla videoyu beğenirseniz ve hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.